Herkese merhaba. Bugün istatistik konusu konuşacağız. İstatistik konusunda alt çeyrek ve üst çeyrek hesabı ile ilgili farklı yöntemlerden bahsedeceğiz. Öncelikle video dersimize başlarken şunu ifade edelim. İstatistik belirli amaç veya amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir. İstatistikte her amaca göre farklı bir yöntem ortaya çıkabilir. O nedenle burada anlatacağımız yöntemlerden herhangi birinin daha doğru veya herhangi birinin daha yanlış olduğundan çok amaca göre yöntem ifade edilmektedir. Bazı amaçlara göre bazı yöntemler doğrudur, bazı amaçlara göre de bazı yöntemler yanlıştır. O nedenle buradaki farklı yöntemlerden herhangi birini daha çok doğru veya daha çok yanlış diye nitelendirmemek lazım. Sevgili arkadaşlar, öncelikle biz alt çeyrek ve üst çeyrek hesabının nasıl bulunacağı ile ilgili birkaç ön bilgi vermeye çalışalım. Bir veri setinin yani gözlem değerlerinin alt çeyrek ve üst çeyrek hesabını yaparken öncelikle biz veri setini küçükten büyüğe doğru sıralıyoruz. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımız bu veri setinde medyan değerini buluyoruz. Medyan, ortanca diye ifade ettiğimiz veri setinin tam ortasındaki değerdir. Tabi burada veri setinde tek sayıda terim varsa medyan bu veri setinin bir elemanıdır. Ama çift sayıda veri seti varsa, eğer çift sayıdaki veri setinde ortadaki terimler aynı frekanslı terimler değillerse medyan o veri setinin bir elemanı olmayabilir. Medyanı da tespit ettikten sonra alt çeyrek ve üst çeyrek hesabında şöyle bir yöntem kullanacağız. Bizim amacımız veri setinin 4 çeyreğe ayrılmasıdır ve her çeyreğin sınırını bulmaktır. Birinci çeyreğin bittiği sınır alt çeyrektir. İkinci çeyreğin bittiği sınır medyandır. Üçüncü çeyreğin bittiği sınır üst çeyrektir. Dördüncü çeyreğin bittiği sınır da veri setinin en büyük değeridir diye ifade edebiliriz. Şimdi alt çeyrek ve üst çeyrek hesabında yöntemleri konuşalım. Sevgili arkadaşlar, alt çeyrek ve üst çeyrek hesabında birinci yöntem Tukey yöntemi diye bilinen bir yöntemdir. Tukey yönteminde önce veri setinin medyanını buluyoruz. Eğer veri setimiz tek sayıda terimden oluşmuşsa, yani tek sayıda terimi varsa, alt veri seti ve üst veri setine medyanı dahil ediyoruz. Yani burada iki ayrı veri seti elde etmiş oluyoruz. Birisi alt veri seti, birisi üst veri seti. Medyanı bu veri setlerine dahil etmek suretiyle alt çeyrek ve üst çeyrek hesabını buluyoruz. Biz öncelikle bir örnek üzerinden konuşalım. Örneğin 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7 ve 10 olacak şekilde elimizde bir veri seti olsun. Önce bu veri setine bir bakalım. Tek sayıda terim mi var? Çift sayıda terim var. 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 9 tane verimiz var. 9 tane verimiz olduğu için bu veri setinde bir defa tek sayıda terimimiz var. Tek sayıda terim varsa medyan ortadaki terimdir. Buradan baktığımız zaman biz 5'in medyan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi medyanı bulduktan sonra biz alt veri setiyle üst veri setine ayıracağız. Bu veri setini, yani bu gözlem değerlerini alt veri seti olarak şöyle ayırırız. 2, 3, 3, 4 ve 5. Üst veri seti olarak da ayırdığımız gözlem değerleri 5, 6, 6, 7 ve 10'dur. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar, Tukey yönteminde alt veri seti ve üst veri setine medyanı dahil ettik. Dolayısıyla medyan her iki veri setinin de ortak bir elemanı olmuş oldu. Şimdi alt veri setinin medyanına bakacağız. Burada gördüğünüz gibi 6 tane 5 tane terim var. Buradaki 5 terimin tam ortasındaki terim 3 olduğu için buradaki 3 bizim veri setimizde alt çeyrek olarak ifade edilecektir. Üst veri setine baktığımız zaman yine üst veri setinde gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 tane terim var. Bu terimlerin tam ortasındaki, yani bu üst veri setinin medyanı dediğimiz buradaki 6 değeri de bizim için üst çeyrektir. Burada dikkatinizi çekmek istediğim konu şudur. Biz bu işlemleri yaparken medyanın her iki veri setine de eklendiğini unutmamak lazım.
Ancak burada daha önemli bir şey, veri setinde tek sayıda terim olduğu için medyan tam ortadaki terimdir ve medyan veri setine dahil edilmiş bir veridir. Bunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Şimdi de çift sayıda bir veri setine bakalım ve oradan alt çeyrek ve üst çeyrek hesabını nasıl yapacağımızı konuşalım. Mesela bir veri setinde 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8 tane veri setimiz var. Gördüğünüz gibi burada çift sayıda veri setimiz var. Çift sayıda veri setimiz olduğu zaman medyanı nasıl buluruz? Medyan burada ortadaki iki değerin aritmetik ortalaması olarak ifade edilecektir. Buradan baktığımız zaman 7 ile 9'un tam ortasındaki değer bize medyanı verecektir. Yani 7 ile 9'un aritmetik ortalamasına bakıyoruz. Bu da 8'dir. Dolayısıyla medyan burada 8 olarak ifade edilir. Sevgili arkadaşlar, veri setimiz çiftse ve ortadaki değerler de aynı frekanslı değerler değilse, yani tekrar eden değerler değilse, medyan bu veri setinin bir elemanı değildir. Yani medyan burada ölçülen bir değer değildir. Buradaki iki değerin aritmetik ortalaması olarak ifade edilmiştir. Tukey yönteminde alt veri setiyle üst veri setine medyanı dahil ederiz ama medyan bu veri setinin bir elemanı ise, burada medyan bir veri setinin elemanı olmadığı için biz burada alt veri setiyle üst veri setini bu şekilde ayırırız. Yani alt veri seti bizim için 4, 5, 6 ve 7'dir. Üst veri seti de 9, 10, 12 ve 14'tür. Bu açıdan baktığımız zaman burada medyanı görmemekteyiz. Çünkü medyan 8'dir. Alt veri setinin medyanı, yani buradaki şu veri setinin medyanı ortada iki değerin aritmetik ortalaması olduğu için 5,5'tür. Ki bu bizim için artık alt çeyrektir sevgili arkadaşlar. Üst veri setine baktığımız zaman buradaki iki terimin aritmetik ortalaması, ki bu da pardon, bir yanlışlık oldu. Hemen orayı düzeltelim. Üst veri setinin de aritmetik ortalamasına baktığımız zaman 10 ile 12'nin aritmetik ortalaması 11'dir. Bu da bizim için üst çeyrek olarak ifade edilecek olan değerdir. Sevgili arkadaşlar, burada konuyu bir kere daha anlatmaya çalışayım. Eğer veri setinde tek sayıda terim varsa, tek sayıda verimiz varsa, gözlem değerleri tek sayıda veriden oluşuyorsa, medyan bu verilerin tam ortasındaki veridir. Biz alt veri setini ve üst veri setini bulurken medyanı her iki veri setine tek sayılı terimlerde dahil ediyoruz. Ama çift sayılı terimlerde medyan bu veri setinin bir elemanı değilse, burada medyan 8 olduğu için bu veri setinde 8 yoktur. Dolayısıyla alt veri setiyle üst veri setini oluştururken medyanı bu veri setlerine istesek de dahil edemeyiz zaten. Onun için çift sayıda terim olduğunda, eğer buradaki terimler, ortadaki terimler aynı değilse, farklı terimlerse veri setlerine medyanlar dahil edilmemiş olur. Böylelikle alt veri setinin ve üst veri setinin medyanlarını bularak alt çeyrek ve üst çeyrek hesabını yapabiliriz. Şimdi arkadaşlar bir diğer yönteme geçelim. Tukey yönteminden sonra bir başka yöntemimiz de Moore ve McCabe yöntemidir. Moore-McCabe yönteminde Tukey yönteminden farklı olarak medyan alt veri seti ve üst veri setine dahil edilmeyecektir. Yani biz bir örnek vermemiz gerekirse, örneğin 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16, hatta birkaç değer daha ekleyelim. 1 ve 19 olacak şekilde bir veri seti verelim. Bu gözlem değerlerine baktığımız zaman 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane veri olduğunu görürüz. Gördüğünüz gibi yine veri sayımız tek sayı arkadaşlar. Burada medyanı arıyoruz. Medyan tam ortadaki değerdir. Yani 11 terim varsa 6. terim medyandır. Dolayısıyla burada 8'in medyan olduğunu gayet rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada medyanımız 8'dir. Şimdi sevgili arkadaşlar, alt çeyrek ve üst çeyreği Moore-McCabe yöntemiyle bulmak istediğimizde medyanı dahil etmeden veri setini iki alt ve üst veri setlerine ayırıyoruz. Burada alt veri seti diye ifade edeceğimiz veri seti 1, 2, 3,
4 ve 6'dır. Üst veri seti diye ifade edeceğimiz veriler de 10, 12, 14, 16 ve 19'dur. Alt veri setinin medyanı alt çeyreği bize verecektir. Dolayısıyla bu veri setinde alt çeyreğin 3 olduğunu söyleyebiliriz. Üst veri setindeki medyan 14 olduğu için 14 de bu veri setinin sevgili arkadaşlar üst çeyreği olarak ifade edilecektir. Onun için Moore-McCabe yönteminin Tukey yönteminden en belirgin farkı tek sayıda terim varsa medyanı alt veri setine ve üst veri setine dahil etmiyoruz. Eğer medyanı alt veri setine ve üst veri setine dahil edersek bu yöntem Tukey yöntemi olmuş olur. Dahil etmesek de bu yöntem Moore-McCabe diye ifade edilen yöntem olur. Eğer çift sayıda terimimiz varsa, örneğin buna bir örnek vererek uygulamamıza, dersimize devam edelim. Örneğin işte 4, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 25, 2, 4, 6, 8, 30 ve 32 diye burada gördüğünüz gibi 10 tane verimiz var arkadaşlar. 10 tane verimiz olduğu için, yani gözlem değerleri çift sayıda terimden oluştuğu için ortadaki terimi bulmaya çalışacağız. 2, 4, 6. Şuradaki şu iki terimin aritmetik ortalaması medyanı verecektir. Bu iki terimin aritmetik ortalamasına baktığımız zaman 18 ile 20'nin toplamının yarısı medyanı verecektir. Dolayısıyla medyan 19 olarak ifade edilir. Gördüğünüz gibi burada şunu bir kere daha vurgulamakta fayda var. Medyan çift sayıda terim olduğu zaman ve ortadaki terimler aynı terimde ise medyan bu veri setinin bir elemanı olmayacak. Biz bu veri setini iki parçaya ayırıyoruz. Alt veri seti 4, 10, 12, 16 ve 18'dir. Üst veri seti de sevgili arkadaşlar 20, 21, 25, 30 ve 32'dir. Gördüğünüz gibi burada 5 tane verimiz var. Burada 5 tane verimiz var. Alt çeyrek alt veri setinin medyanıdır. Ki burada alt çeyrek 12'dir. Üst çeyrek de üst veri setinin medyanıdır. Buradaki veri de bizim için sevgili arkadaşlar üst çeyrek olarak ifade edilecektir. Moore-McCabe yöntemiyle Tukey yönteminde veri sayısı çiftse her iki yöntem arasında bir fark oluşmamaktadır. Çünkü gerek Moore-McCabe'de gerekse Tukey yönteminde veri sayısı çift olduğu zaman medyan, ortadaki terimler birbirlerinden farklıysa tabii, medyan bu veri setinin bir elemanı değildir. Medyan bu veri setinin bir elemanı olmadığı için alt veri setiyle üst veri setine, iki veri setine ayırırken medyanı dahil edip etmeme gibi bir sorunumuz oluşmamaktadır. Dolayısıyla çift sayıda veri olduğunda Moore-McCabe yöntemiyle Tukey yönteminin arasında fark bulunmamaktadır. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu iki yöntemi karşılaştırmamız gerekiyor. Tukey ile Moore-McCabe yöntemleri basit veri setlerinde kullanılır ve çok güvensizdir. Çünkü dikkatinizi çektiyse veri setinin tamamında biz alt çeyrek ve üst çeyreği aramıyoruz. Önce veri setini alt ve üst veri setleri diye iki veri setine ayırıyoruz ve her bir parçada ayrı ayrı alt çeyrek ve üst çeyrek hesabı yapıyoruz. O nedenle bu yöntem basit veri setlerinde kullanılabilecek olan bir yöntemdir. Çünkü tüm veri grubunun tamamında alt çeyrek ve üst çeyrek aramıyoruz. O nedenle bu yöntem çok fazla bilimsel olan bir yöntem değildir. Ama lise düzeyinde öğrencinin alt çeyrek ve üst çeyrek hesabını yapabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı bu yöntemleri ders kitaplarında kullanılmıştır. Şimdi isterseniz o ders kitaplarındaki örnekleri de bir bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu ders kitabı sayfa 154'te sevgili arkadaşlar. Bir soru verilmiş. Bir veri seti. Bu veri setinin ortancasını, aritmetik ortalamasını, mod, alt çeyrek, üst çeyrek ve aralık ve çeyrekler açıklığını bulalım diye bir soru vermiş. Tabii biz burada bizi ilgilendiren kısmı alt çeyrek ve üst çeyrek olduğu için onlara bakacağız. Burada dikkat ediyorsanız arkadaşlar alt çeyrek bulunurken medyanı dahil etmeden alt çeyrek bulunmuş. Çünkü alt çeyreğe 5 diyor. Burada dikkat edersen sol tarafta 2 tane terim var, sağ tarafta 2 tane terim var. Dolayısıyla 5 buradaki grubun medyanı, 7 de buradaki grubun medyanı. Dolayısıyla medyan yani 7 bu gruba da bu gruba da dahil edilmemiş. Dahil edilmediği için
Bu soruda kullanılan yöntem sevgili arkadaşlar Moore ve McCabe yöntemidir. Dolayısıyla bu yöntemi Milli Eğitim Bakanlığı ders kitabında 154. sayfada kullanmış. Ama aynı ders kitabında sevgili arkadaşlar sayfa hem 141'de hem 142'de hem 144'te verilen örneklere baktığımız zaman örneğin buradaki örnekte alt çeyrek hesabına baktığımız zaman alt çeyreği 104 olarak aldığında buranın alt çeyrek olabilmesi için veri grubunun bu olması lazım. Bunun üst çeyrek olabilmesi için de üst veri grubunun bu olması lazım. Bu örnekte gördüğümüz gibi alt çeyrek ve üst çeyrek medyanı dahil edilen alt veri setiyle üst veri setinden elde edilmiş. Dolayısıyla bu manada burada kullanılan yöntemi de Tukey yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Yani aynı ders kitabı hem Moore, McCabe hem de Tukey'i kullanmıştır. Bir diğer yine verilen sayfalarda bir diğer örnek bu veri setinde alt çeyrek 7 olarak verilmiş görüldüğü gibi. Bunun sebebi 9 dahil edilerek şuradaki 5 terimin şeyidir, medyanıdır 7. Üst veri setine baktığınız zaman 9 dahil edilerek 12'nin üst çeyrek olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla burada alt veri setiyle üst veri setine 9 dahil edilmiştir ki 7 alt çeyrek olmuş, 12 üst çeyrek olmuş. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nın bakanlığımızın ders kitabında hem Tukey yönteminin hem Moore McCabe yönteminin kullanıldığını görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığımızın ders kitaplarında Tukey yöntemiyle Moore McCabe yönteminin kitaplarda kullanıldığını görebiliyoruz. Bunun haricinde tabi başka yöntemler de var. Bu yöntemlere baktığımız zaman Tukey ve Moore McCabe'den en belirgin farkının şu olduğunu görürüz. Diğer yöntemler veri setinin tamamı üzerinden alt çeyrek ve üst çeyrek hesabı yapılmıştır. Örneğin Mendelhall ve Sinsich diye bir yöntemimiz var. Bu yöntemde alt çeyrek bulunurken şöyle bir matematiksel ifade üzerinden işlem yapılır. N burada veri setindeki terim sayısı olsun. Veri sayısına biz N diyoruz. Veri sayısının bir fazlasının 1/4'ünü aldığımız zaman bu alt çeyreği bulacağımız terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Üst çeyreği bulmak için de veri setindeki veri sayısının bir fazlasını 3/4 ile çarparak üst çeyreği bulabiliriz. Lakin burada şu durum söz konusu olur genellikle. Alt çeyrek ve üst çeyrek hesabında hangi terim alt çeyrektir ya da hangi terim üst çeyrektir diye aradığımızda buradaki sayılar tam sayı çıkmayabilir. Dolayısıyla alt çeyrek bulunurken her zaman için biz bir üst tam sayıya bunu alacağız. Üst çeyrek hesabı yaparken de bir alt tam sayıyı kullanacağız. Burada hemen bir örnek vermek gerekirse sevgili arkadaşlar 3, 5, 7, 9, 10, 13, 16, 19, 20, 21 diye gördüğünüz gibi bir veri seti veriyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 tane elemanın olduğu bir veri setinden bahsediyoruz. Yani burada N 10'dur. 1 eklerseniz 11, 11/4 olur. Arkadaşlar 11/4 gördüğünüz gibi yaklaşık 2 küsürdür. 3/4 ile çarptığımız zaman 33/4 yapar. 33/4 de arkadaşlar gördüğünüz gibi 8 küsürdür. Burada alt veri setinde buradaki hangi terim alt çeyrektir sorusunu sorarken buradaki çıkan sayı bir üst tam sayıya tamamlıyoruz. Üst veri setinde de bir alt tam sayıya tamamlıyoruz. Dolayısıyla alt çeyrek 3. terimdir. Buradan baktığımız zaman 1, 2, 3, 3. terim alt çeyrektir. 8. terimde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. teriminde üst çeyrek olduğunu görüyoruz. Burada en belirgin olarak bizim dikkat etmemiz gereken husus şudur. Gerek alt çeyreğin bulunmasında gerekse üst çeyreğin bulunmasında bu veri setinin tamamı baz alınarak alt çeyrek ve üst çeyrek bulunmuştur. Tukey yönteminde, Moore, McCabe yöntemlerinde veri seti iki yarım veri setine ayrılmak suretiyle alt çeyrek ve üst çeyrek bulunuyor. Mendelhall ve Sinsich gibi, Minitab, Excel gibi bilgisayar programlarının kendi kullanmış oldukları alt çeyrek ve üst çeyrek hesapları da var. Bunlar tabii ki daha akademik yöntemler ama daha bilimsel yöntemler. O nedenle biz alt çeyrek ve üst çeyrek hesabı ile ilgili bu dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi günler diliyorum.